gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek yollardayız. Bu kez Osmaniye'deyiz. Tarihler 22 Şubat 2019 ve kasaba Lahyarapolis Antik Kenti'ndeyiz. 5000 kişilik tiyatrosu, arkada kalesi ve muazzam bir geçmişiyle bir zamanların medeniyet şehri Kastabağla. Görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Türkiye'nin 80. ili Osmaniye, Akdeniz bölgesinin ve Çukurova'nın doğusunda yer alır. Güneyinde Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, batısında Adana ve doğusunda Gaziantep illeri bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 118 metredir ve denize 20 kilometre uzaklıktadır. Osmaniye gelişip büyümekte olan modern şehir merkeziyle ülkemizin örnek illerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kastabala il merkezine 15 kilometre mesafededir. Sütunlu Caddesi, Anfi Tiyatrosu, Bazilikası, Kilisesi, Hamam Kalıntıları ve Bodrum Kalesi ile Çukurova'nın en önemli antik kentlerindendir. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi tarafından başlatılan kazı faaliyetlerinde bulunan eserlerle daha önce M.Ö. 1. yüzyılda tarihlenen şehirde M.Ö. 4000 yılına ait eserlere rastlanılmıştır. Kastabala, Roma ve Bizans dönemindeki önemli dini kent merkezlerindendir. Bölgenin en önemli kenti bizim Hierapolis, Kastabağla'nın en erken dönemde, Neolitik dönemde bile yerleşim gördüğü ifade ediliyor çıkan buluntulardan. Milattan önce 5000'li yıllarda bu gördüğünüz sütunlu cadde tamamen Roma döneminden kalma. Romalılar İtalya'da büyük bir imparatorluk kurduktan sonra Anadolu'ya egemen oluyorlar. Kentleri Romalılaştırıyorlar, hakimiyetlerini kuruyorlar ve kente sütunlu caddeler, hamamlar, tapınaklar, kemerli su yolları yaparak büyüklüklerini gösteriyorlar. Burada gördüğünüz sütunlu caddenin devamı ana yola kadar gidiyor. Ana yoldan bir girişi var. Turgut Hacı Zeyrek tarafından 2009 yılında kazılarına başlanıyor. Nüfus zaman zaman artıyor, zaman zaman eksiliyor ama 5000 kişilik bir tiyatrosu olan bir şehirde mutlaka binlerce kişi yaşıyor. Avrupa Gazeteciler Derneği Genel Başkanı, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Koordinatörü Adnan Fişenk Bey ile beraberiz Osmaniye'de. Hem geziyoruz, neler yapıyorsunuz, bir değerlendirme alalım. İlk başta sizin gibi sevgili dostlarımızı görmekten büyük bir amaç duyduk, sevinç duyduk tabii bu vesileyle. Onun haricinde değerli ülkemizin değerli yerlerini, değerli işte kıyıda köşede kalmış alanlarını kendi milletimize, halkımıza ve dünyaya bu şekilde bu vesileyle duyurmaya çalışıyoruz. Ülkemizin güzelliklerinin bir nebzesi olsa dahi onları tanıtmaya çalışıyoruz bu vesileyle. Hem de biz de görüp öğrenmiş oluyoruz. Değerli işte bu mekan sahipleri vasıtasıyla. O kadar çok kültürümüz var ki, o kadar hoşgörülü bir milletiz, o kadar hoşgörülü bir dine mensubuz ki anlatamam. Yani ben geçmişimle kıvanç duyuyorum, göğsüm kabarıyor. Ne medeniyetleri bağrımızda taşımışız, hepsine de hoşgörülü, hala hazırda da hoşgörülü davranıyoruz.
Anadolu'da binlerce yıllık tarihi geçmiş içerisinde çok sayıda medeniyetin olduğunu biliyoruz. Aslantaş antik kenti ve Aslantaş'taki o birbirinden ihtişamlı tarihe ışık tutan belgeler 2700 yıl önce Anadolu'da yaşanmış uygarlıkları Aslantaş Müzesi'nde, Tarihi Milli Parkı'nda görmek mümkün. Burası ayrıca İpek yolunun, kervan yolunun önemli güzergahı. Zira Fenike dönemi dünyanın en ticaret, en tüccar kavimleri bu bölgeden aldıkları malları Akdeniz bölgesine, Fenike, Filistin coğrafyasına, Anadolu'ya taşıyıp geliyor. Burası önemli bir karargah merkezi ve bu karargah merkezindeki figürler gerçekten insanı Anadolu tarihine 2700 yıllık geçmişe götürüyor. Birbirinden ilginç, birbirinden önemli yazılar, belgeler Anadolu tarihine ışık tutuyor. Biz de Devralen Belgesel Programı olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Sizleri belgesel görüntülerle Osmaniye, Aslantaş antik kentine, müzesine götürüyoruz. Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, M.Ö. 8. yüzyılda, Geç Hitit çağında Adana hükümdarı olan Asativatas tarafından bir sınır kalesi olarak yaptırılmıştır. M.Ö. 8. veya 7. yüzyılda Asurlar tarafından yıkılıp yakılmıştır. 1946'dan beri kazı çalışmaları devam etmektedir. Hitit hiyeroglif yazıları ilk defa burada çözümlenmiştir. Aslantaş Açık Hava Müzesi, Türkiye'nin ilk açık hava müzesidir. 2007 yılında müze içerisinde kapalı müze salonları da hizmete açılmıştır. Niğde ve çevresinde Tabal, Maraş ve çevresinde Gurgum, Malatya ve çevresinde Melitene kuruluyor. Bu gördüğünüz, biraz sonra gezeceğimiz giriş, güney kapısı, kuzey kapısı olan bir kalenin kalıntıları, kendisini Çukurova hükümdarı olarak tanıtan Asativatas, kervan yolunu kollamak, korumak, gözetmek üzere buraya bir uç kale yapıyor, içine bir de saray yapıyor. Bu müzede gördüğünüz tüm eserler, karşıda bir domuz tepemiz var, höyük. Dönemden kalma eserler. 47'den bugüne kadar, 91 yaşına kadar bu bölgeye kendisini adadı. Kazılar yaptı ve buranın ilk açık hava müzesi olmasını sağladı. Şu İstanbul'da yalısı olmasına rağmen burada yaz kış yaşadı. Kanser atlattı, göğüs kanseri. Gördüğünüz müzeyi yaptı ve Karatepe halkına hem eğitim verdi hem Karatepe kilimleri için ekipman dağıttı ve Karatepe kilimlerinin yurt dışına ihraç edilmesini sağladı. Yaz, kış sürekli pürlerin altında, her öğleden sonra uykusu vardı. Günde 1 kilo, 1,5 kilo süt içerdi ve tamamen doğal ürünlerle beslenirdi. Bir yemek kabı,
Altta gördüğünüz inci ekmekler, bizim lavaş dediğimiz, yufka dediğimiz ekmekler. Bu da kurutulmuş peynirler. Bir ziyafet töreni var. Bu altta gördüğünüz bir sehpa, yine süslü. O dönemin tüm yaşantısını, giyim tarzını, sosyal yaşamını bu rölyef üzerinde görebiliyorsunuz. Bütün o dönemde geçit krallıklarında bazalt üzerine ziyafet sahneleri, dinsel törenler işlemek moda. Kentinizin ne kadar önemli olduğu, kalenizin ne kadar önemli olduğu bunlarla ortaya konuluyor. Burada yine bir içki kabı var elinde. Yine elinin üzerinde bir hayvan betimlemesi var. Burada yine bir kap var. Aşağıda görüyorsunuz zil çalıyor, lir çalıyor, müzik aletleri çalıyor. Dinsel töreni burada bir, dinsel törenlerde müzik çok etkili. İleride bir tanrı Tarhun da var. Ona dinsel ayinlerle, törenlerle adaklar adıyorlar. Onları betimlemişler. Buraya adını veren Aslan Taş. Aslında boğa ters yıkıldığı için insanlar bunları aslanlara benzetmiş. Burası kutsal bir alan. Tanrı Tarhun da Hititlerin fırtına tanrısı. Fırtınalara karşı tüm ülkeyi koruyor. Adaklar adanıyor. Burada gördüğünüz tüm sahneler, ziyafet sahneleri. Yılın belli dönemlerinde getirip Tanrı'ya adakta bulunuyorlar boğalarla, keçilerle. İki tane boğa çekiyor onu. Gördüğünüz gibi yüzeyinde asetim atısın seslenişi yer alıyor. Başlıkları bunlar. Yunan askerlerinin giydiği miğferler. Ellerinde kalkan var. Burada bir hayat ağacı var. Hayat ağacı, ağaçlar biliyorsunuz önce yer altından başlayıp yeryüzüne çıkıp hayatı simgeleyip gökyüzüne doğru erişiyorlar. Yanında iki tane keçi betimlemesi var. Kapıları koruyucu olarak yapılmışlar. Boğa bacakları aslında. Kuyruğu var. Ellerinde mızrak var. Buraları korumak için yapılmış gibi göstermişler. Mısırlılara ait iki tane cin burada. Burada gördüğünüz resim yazısı Asetivatas'ın seslenişini iki kere, üç kere Fenikece, iki kere Hiyeroglifle tekrar tekrar yazmışlar. Ben diyor Asetivatas, ülkeye huzur getirdim, mutluluk getirdim diyor. Ülkeyi huzur mutluluk getirdikten sonra refah içinde yaşattım diyor. Benim dönemimde diyor kadınlar kirmenlerle diyor yün eğirdiler diyor. Refaha bolluğa getirdim. Tanrı Tarhunda'nın sayesinde yaptım bütün bunları diyor. Hiyeroglif yazısının çözümlenmesi için Tanrı Tarhunda'nın gövdesinde bir Aramice yazı var. Arapçaya benziyor. Fenikece yazı. Fenikece o yıllarda bütün resmi dil olarak bütün krallıklar arasında anlaşmalarda kullanıyor. Yalnız halkın kullandığı hiyeroglif yazısı halk tarafından kullanılıyor. Burası önemli bir kale olduğu için iki dilde Fenikelilerle alışveriş, ticaret yaptıkları için iki dille yazılıyor. Burası bir İpek yolu. Kervanlarla geliyorlar. Değişik yollardan İpek yolları var biliyorsunuz. Kervanlarla İç Anadolu'ya, Kayseri'ye mal götürüp satıyorlar. Tekrar dönüşte de Mezopotamya'ya mal götürüyorlar. Irmaklar tarihimizi anlatır, tarihimizi söyler. Anadolu'daki ırmaklar içerisinde Seyhan ve Ceyhan'ın ayrı bir yeri vardır. Onları Seyhun ve Ceyhun'dan, Türkistan coğrafyasından buraya getirip yerleştirmişiz, ad vermişiz. Arkamızda Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı bulunuyor. Ve Ceyhan Nehri üzerinden İpek yolu, kervan yolu buralardan geçiyordu. Ceyhan Nehri'nin bir başka ifadeyle Orta Asya'daki Maveraün Nehri'deki Seyhun Nehri'nin ayrı bir önemi var. Ceyhan Nehri hemen arkamızda ve Aslantaş Barajı da buraya hakim, bu tarihi kente hakim bir noktada.
Funa'ya bizim türkümüzdür söylenen, bizim sazımız çalar ve toprak değildir Altaylardan Tuna'ya uzayan giden kilimlerimizdir diyor Yavuz Bülent Bakiler. Evet, Altaylardan yola çıktık, Pazırık kurganlarından yola çıkmıştık, halı ve kilimimizin tarihini araştırıyorduk. Pazırık halısının 2500 yıllık geçmişinden Anadolu'ya yolculuğa çıktık. Burası Osmaniye Karatepe, kök boyalarla yapılan kilimlerin dokunduğu yerdeyiz. Karatepe köyündeyiz. Dünyaca meşhur Karatepe Kilimleri Kooperatifi. Burada yüzyıllara öncesine dayanan kilim sanatı %100 yün ve doğal kök boya çalışıyor yine aynı şekilde. Yan tarafta kök boya atölyemiz var. Orada doğadan elde ettiğimiz ağaç köklerinden çiçeklerini, yapraklarını kaynatarak elde ediyoruz bu kilimlerin boyalarını. Yine yan tarafta dokuma atölyemiz var. Orada 17 tezgahımız var. Bir 20 genç kızımız, bayanlarımız çalışıyor. Bu yöredeki genç kızlar, kadınlar hem iş imkanı sağlamış oluyor kooperatif hem de bu kilim sanatını burada yaşatıyor. Kadirli ilçesi Karatepe Dağ Köyleri Kalkındırma Kooperatifi tarafından 1972 yılından beri Karatepe kilimleri üretimi yapılmaktadır. Sarıdüz köyündeki kilim kooperatifi yatılı bir kurs gibi çalışmaktadır. Yöredeki ağaçların ve bitkilerin kökünden, yaprağından, çiçeğinden elde edilen boyalarla kirmanda eğrilen yün ipler boyanarak keçi kılıyla dokunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılan Karatepe kilimleri, yöre halkı için ekonomik gelir getiren önemli bir el sanatıdır. Pazarına dokuyan karışmaz, metrekare üzerinden işçilik alırlar. Kooperatif pazarlar, yurt içi, yurt dışı sergiler açar. Türkiye'de seçkin mekanlarda pazarlar tanıtır, satar. Bu bölgede evlerde de tezgah dağıtmış şekilde 140 tane tezgahımız çalışıyor kooperatif adına. Çift kişi çalışanlar da var. 250 kişi diyelim şu anda. Örtü, yaygı, süs eşyası olarak da çalışılır. Kilimler üzerine armalar yapıyoruz, isimler yazıyoruz, figürlü çalışıyoruz. Kilimin her çeşidini her tarafta kullanılabilecek ürün yapıyoruz. Bize internet üzerinden de Karatepe kilimleri deyince çıkarız, tanırlar. Karatepe kilimleri çok önemli bölgemiz açısından. Özel ağaçlardan, nar kabuğundan, çiçeklerden boyama yapıyorlar içeride ve burada sergileyip satıyorlar. Fuarlara zaman zaman, değil mi, turizm fuarlarına katılıyorlar. Ben de müzemde etnografik bir salon düzenlediğimde nasıl teşhir yapabilirim? Onlara bakıyorum şimdi. Geleneksel el sanatları okuyoruz. İşte gelenek sanatlarımızı, dokuma, tesip, evet, ebru gibi geleneksel sanatlarımızı geliştiriyoruz. Yani böyle okullarımızda, liselerimizde, üniversitelerimizde el sanatları bölümlerinin açılmasını istiyoruz. Hani çünkü geleneklerimizin unutulmaması lazım. Bu el işçilikleri çok az bulunuyor yani. Muhteşem şeyler bunlar. O yüzden daha çok bölümlerin açılmasını istiyoruz. Evet, halılara, kilimlere nakşibend olmuştur duygularımız. Bazen efkarlanılır. Devralen program olarak Türk-İslam coğrafyasını gezerken ipek halıların dokunduğu, kilimlerin dokunduğu, o ipeklilerin dokunduğu yerleri de ziyaret ediyoruz. Türkistan'da, Anadolu'da ve kültürümüzün yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerde. Karatepe'deyiz ve Karatepe dünyaca meşhur. Kök boyadan her şey doğal ve kilimler dokunuyor burada. Biz de tarihe not düşüyoruz. Bugüne kadar eğer Osmaniye Karatepe kilimlerinin dokunduğu yere gitmediyseniz çok büyük eksiklik içerisindesiniz diyoruz. Mutlaka gezin, görün, alışveriş yapın. Şu an 300'e yakın hanımefendi kök boyadan orijinal olarak yapılmış kilimlerden bütçelerine
aile ekonomisine kazanç temin ediyorlar. Bu geleneğimiz her yerde yaşatılsın istiyoruz ve devralen farkıyla Osmaniye Karatepe kilimlerinin dokunduğu yerdeyiz. Şu an ben yolluk dokuyorum. 86,5 metre ve 1,5 ayda bitiyor. Eli belinde seymen motifi, zincirli, yıldızlı, küpeli, koçbaşı motifi. Yeşil ördek gibi yüzdüm göllerde. Yeşil ördek gibi yüzdüm göllerde. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. 30 senedir yapıyoruz. Kilim yap yavrum, doku yavrum demişti. Öğren, eline sonra gerek olur demişti. Haftada bir namaz daha bitiriyoruz. Ücretini alıyoruz. Görmeyi görmeyi unutmuş elle yer. Bal oldu gidelim sılaya doğru. Görünüyor bizim elin yaylası. Şimdi bizim elin karacalısı. Görmeyi görmeyi unutmuş elle yer. Bal oldu gidelim sılaya doğru. Bu şekilde ipleri biz bu şekilde getiriyoruz. Rengarenk. Ağaç kökleriyle, çiçekleriyle, yapraklarıyla örneğin sarıyı katır tırnağı diyor. Boruk çiçeği artık baharda açar. Boruk çiçeğinden, sovanın dış kabuğundan, papatya çiçeğinden sarı türlerini alıyoruz. Yeşili hayıt bitkisi, domates dalı yaprağı, zakkum dalı karışımından tonlarını elde ediyoruz. Yine kırmızıyı, çam kabuğu, rubia diye bitki kökü, sumak eşkisi, meşe kabuğu bunların karışımından kırmızıyı tonlarını elde ediyoruz. Renkleri karıştırarak da farklı tonlar elde ediyoruz. Bölgede 3 koyunu 5 koyunu olan Kirmen'de eğiriyor, kooperatife katkıda bulunuyor ama fazla kalmadı. Uşak, Van, Balıkesir yörelerinden fabrikalarda çile yapılarak geliyor şu anda. Geçmişimize, kültürümüze sahip çıkabilelim ki gelecek kuşaklara bunları aktarabilelim ki ayakta kalabilelim. Kadınlarımızı iş sahibi yapabilmek için, bölgeyi kalkındırmak için bu tür halı kurslarını daha genişletelim, kilim kurslarını. Kültür ve sanat, medeniyetin temel taşı, özellikle el emeği, göz nuru, atalardan kalan o kilim, halıcılık.